Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl düzenlenecek olan yaz Kur'an kursları 5 Temmuz itibariyle başladı. Bursa İl Müftülüğü tarafından 2021 yılı yaz Kur'an kursları açılış programı Yıldırım ilçesi Said bin Muaz Kur'an kursunda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İl Müftü Yardımcısı Melek Menteşe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, öğrenci ve veliler katıldı. Kur'an aydınlıktır, Kur'an burhandır, Kur'an nurdur, Kur'an furkandır. Bizi iyiliğe sevk eden, kötülükten uzak tutan, bizi biz yapan, bizi insan kılan, bizi Müslüman kılan Kur'an'dır. Kur'an'a sadakatle yapışılan ve Kur'an'a sahip çıkıldığı zaman o Kur'an aynı zamanda dünya ahiret şifamızdır. Evet, şifanız bol olsun. Çıkmış olduğunuz yolculuk mübarek olsun. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet, huzur versin. Ya bugün bütün Türkiye'de ve Bursa'mızda Kitab-ı Kerim'i "Ekra bismi rabbikellezî halak" diye başlayan bu güzel kelamını başlatmak, okumak, öğretmek, öğrenmek için ya bu açılışı yapıyoruz. Hayırlı eyle ya, bereketli eyle ya. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen staj seferberliği programı çerçevesinde farklı şehirlerdeki İlahiyat Fakültesinden 8 stajyer öğrenci Bursa İl Müftülüğü'nde staja başladı. Bursa İl Müftüsü İzani Turan, staja başlayan öğrencilerle makamında bir araya geldi. İl Müftü Yardımcısı Melek Menteşe ve eğitim uzmanı Ömer Alınmaz'ın da hazır bulunduğu tanışma ziyaretinde Diyanet Camiası'nın önemi ve müftülüğün kurumsal yapısı hakkında konuşulurken programın içeriği konusunda da bilgiler verildi. Aşere takrib sınavı Bursa İl Müftülüğü'nde yapıldı. Komisyon Başkanı olarak Bursa'ya gelen Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin şunlara kaydetti. Efendim şimdi biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an eğitimiyle ilgili farklı programları var. İşte hizmetçi eğitimden tutun, tasavvuf kursları ve Kur'an eğitimi noktasındaki en üst seviye kurs diyebileceğimiz aşire takrib kursları. Bunlar uzun zamandan beri aslında Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça programının yanında aşire takrib programı da devam ediyordu. Daha sonra Rize Eğitim Merkezi'nde de bu kurs açılmıştı. Fakat ülkemizin dört bir tarafından gelen yoğun talep üzerine başkanlığımız bu kursları bazı illerimizde de açmış oldu. Bu illerimizden birisi de Bursa'dır. Müftülükler bünyesinde açılan kurslardan biridir Bursa'da açılan kursumuz. Ve şu ana kadar da 3-4 defa bir mezuniyet verildi. Ve bugün de 2019 yılında açmış olduğumuz hem erkeklere, cami görevlilerine, Kur'an kursu öğretmenlerine yönelik, erkeklere yönelik bir kursumuz vardı. Bir de sağ olsun eski müftülerimizden Sadık Uysal hocamızın riyasetinde ilk defa yani resmi olarak, kurumsal olarak ilk defa açtığımız bayanlara yönelik bir aşire takrib kursu açılmış oldu Bursa'da. Ve buradan bugün inşallah 4 ocağını sınava girdiler. Umarım başarılı olacaklardır. Ve tamamlamış oldular. Bir 20'ye yakın da bizim erkek hocalarımızdan hocalarımız yaklaşık 3 yıl boyunca bunu devam ettiler. Çünkü bu 10 imamın kıraatiyle birlikte, hatta 14 imam diyoruz, onların bütün ravileriyle, tarikleriyle birlikte bütün vücuhat-ı Kur'aniye'yi bu 3 yıl içerisinde hem yazarak hem de okumak suretiyle tahsil etmiş oldular. Tabii ki bu ilim herkesin okuyabileceği bir ilim değil. Öncelikle hafız olmak gerekiyor. İkinci olarak tasih huruf almış olmak gerekiyor. Yani asım kıraatiyle Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaları gerekiyor. Biraz Arapça altyapı gerekiyor ana kaynaklara vakıf olabilmek için. Biraz da şöyle okuyuşunun edasına, sedasına da bakıyoruz. O şekilde seçilerek gelen arkadaşlar bunlar. Ve bu ilmi de, bu vücuhat-ı Kur'aniye'yi de ikmal ederek hocalarından tahsil etmiş oldular. Ve böylece
hem bunlar hocalarından geleneksel olarak icazet alacaklar, hem de başkanlığımız tarafından başarılı olanlara belgeleri verilmiş olacak. Bu şekilde de bu kursu tamamlamış olacağız. Bursa tabii bizim kıraat tarihinde önemli yer tutuyor arkadaşlar. Bunu da özellikle ifade etmem gerekir. Çünkü bizim Osmanlı coğrafyasında bu ilmi bu topraklara gelip neşreden, kıraat alanında otorite kabul edilen İbnül Ceseri rahimahullah'ın büyük emekleri vardır. Ulu Cami civarında padişahın onu iskan ettirip orada eserlerini yazdığı ve bu ilmi burada okutmaya başladığı kitaplarımızda kayıtlıdır. Hatta biz de bu yüzden 2019 yılında Bursa'mızda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu büyük alimi İbnül Ceseri'yi anmak için büyük bir sempozyum yapmıştık. Ve çok büyük yankı uyandırdı bu İslam dünyasında da. Çünkü irili ufaklı bazı toplantılar İbnül Ceseri ile ilgili yapılmıştı. Bazı kitaplarda yazılmıştır hakkında ama bu çapta bir uluslararası sempozyum. İlk defa biz Türkiye olarak Bursa'mızda bunu yapmış olduk. Dolayısıyla Bursa bu açıdan da kıraat kültürünün geçmişi açısından da önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple Bursa'mızda bu ilmin yayılmasına, bunu okuyanların artmasına da biz oldukça büyük değer veriyoruz. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu ilmi okuyabilecek seviyede arkadaşlar şayet talip olurlarsa onlara da inşallah bu imkanı yine sunmuş olacağız diyorum. Ve bugün sınava girmiş olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve özellikle başta Sadık hocamız olmak üzere ki ben Sadık hocaya çok dua ediyorum buradan. Çünkü Sadık hocamızın şöyle bir özelliği var. Bunu önemsiyorum. Kendisi müftülükten emekli olduktan sonra bu ilmi ikmal edip daha sonra da hocasından aldığı bu ilmi ara vermeden okutmaya başlamış ve şu anda yani yaşını ifade etmiş olmayalım ama ileri yaşına rağmen de gelip giderek bu ilmi okutma konusunda büyük çaba sarf etti. Diğer hocalarımız da öyle. Ben buradan hem Sadık hocamıza hem de emeği geçen diğer hocalarımıza ve kursiyerlere, tabii ki başta bu hizmeti sunan buradaki müftülüğümüze ve emeği geçen arkadaşlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah Kur'an'ı dünyada hayat rehberimiz, ahirette de şefaatçimiz eylesin diye dua ediyorum. Bizim vatandaşımız Kur'an denince varını yoğunu her şeyini seferber ediyor. Ve biz camilerimizde en çok para topladığımız hususlardan başında ne geliyor? Kur'an kursları geliyor. Niçin veriyor bu insanlar bu kadar yardımı bize? Ya burada ümmetin çocukları hafız olsun, Kur'an'ı ezberlesinler diye. Ve çok şükür bugün bizim tescilli hafızımız 160 bini geçmiştir şu anda. Ama biraz üzücü tarafı var. Bu hafızlık yapıldıktan sonra korunması gerekiyor. Korumadığımız zaman biz vebal altında kalırız. Çünkü Kur'an gibi bir kitabı Allah size bahşettiyse bunu ihmal ederek unutmak büyük bir vebaldir hafız için. Bu duyarlılığı müftülüğümüz sağ olsun burada yeniden yeşertmiş oldu ve bu program burada başlamış oldu. Çok anlamlı ve önemli buluyorum bu programı ben ve devam ettirilmesini arzu ederim. Hatta bütün müftülüklerin bunu devam ettirmesini de gönülden temenni ederim. Bir açıdan da hocalarımıza şunu ifade edeyim ben, özellikle hem bu projede yer alan hem de diğer camilerde görev yapan arkadaşlarımızla ilgili şöyle bir program geliştirecek olsalar kendilerine, mesela diyelim ki her mihrapta görev yapan arkadaşımız camisi var değil mi? Günde iki sayfa, bakın iki sayfa, iki sayfa mukabele okusa camisinde. Bir araba geçse, her gün çalışsa, iki sayfa mukabele okusa, o iki sayfanın açsa bir mealini cemaate okusa, aynı sayfaları, bak ezberledi ya, mukabele olarak evet, okudu, bir sayfasını akşam namazında, bir sayfasını yatsı namazında ve tekrar iki sayfayı birleştirerek sabah namazında onu namazda okusa ve bu şekilde emin olun bir sene içerisinde hıfzını çok kolay bir şekilde sağlamlaştırmış olur. Buradan birkaç fayda ortaya çıkar. Bir, hıfzını pekiştirmiş olacak. İki, namazları hatimle kıldırmış olacak. Üçüncüsü, cemaate Kur'an'ın hem lafzını tilavet olarak okumuş olacak, hem de
manasını hem cemaate öğretmiş olacak hem de kendisi de sürekli bir meal okumak suretiyle Kur'an'ın manasıyla hem kendisi hem cemaati buluşturmuş olacak. Dolayısıyla ben gittiğim yerlerde de bunu bir proje gibi arkadaşlara takdim ediyorum, öneriyorum. Bunu yaparlarsa mihrap sahibi arkadaşlar hem görevlerini hakkıyla yapmış olurlar hem de o hafızlık gibi büyük bir emaneti güzel bir şekilde korumuş olurlar diye temenni ediyorum. Umarım yapan arkadaşlarımız çıkar. Bunu yapanları görüyorum çünkü bazı tavsiyelerde bulunuyorum.